Merhaba. Burada olduğun için gerçekten güzel. Bu videoda kesirleri tanıma konusuna farklı gösterimlerde veya resimlerde ayrıntılı olarak değinilmektedir. Hemen başlayalım. Burada kısmen yenilmiş bir pizza görüyorsunuz. İştah açıcı görünüyor. Ama pizzanın kaç parçası hala mevcut ve kalan kısım kesir olarak nasıl adlandırılır ve nasıl tanımlanır? İlk olarak pizza'nın eşit parçalara bölündüğü miktarı kontrol edelim ve durumu dikkatlice değerlendirelim. Bu örnekte 4 eşit büyüklükte parça vardır. Tüm pizza 4 eşit parçaya bölünmüştür ve her biri aynı boyuttadır. Ama şu anda bize tüm pizzaya değil, sadece buradaki kısma ihtiyacımız var evet. Payda 4 olarak kalır. Şu anda eksik olan parça sayısı ne olursa olsun bütün pizza 4 eşit parçaya bölündü. Şimdi pizzadan kaç parça kaldığını saymalıyım. Bu 1, 2 ve 3 olmak üzere kaç parçadan oluştuğunu belirlemem gerekiyor. Toplamda 4 parçadan 3 parça pizza halen mevcut. 3'ü kesir çizgisiyle ifade ediyorum. Bu sayaçtır. Ve işte kırmızı 3'te 1'i tamamlandı. Bu resimde hala pizzanın üçte biri kaldığı anlamına gelir. Ve bir çeyrek zaten yenildi. Eğer gelecekte bir dilim pizza görürsem hemen üçte bir olduğunu anlar ve mutlu olurum. Ve bir dilim pizza görürsem hemen anlarım ki bu bir çeyrektir. Matematikte kesirler her zaman pizza olarak temsil edilmez. Orada daha başka birçok resim de bulunmaktadır. Ancak tüm bu resimler tam olarak aynı şeyi ifade etmektedirler. Çeyrek burada. Ve burada üç çeyrek. Delice değil mi? Bu inanılmaz. Her durumda bu bölümdeki egzersizleri hemen kontrol et ve bu tür görevleri çözmek için daha fazla görev yap. Ve sonra bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi eğlenceler.